Darbe girişimi gecesinde kuşkusuz en zorlu görevi yapanlar arasında sağlık çalışanları da vardı. Onlar üniformalı teröristlerin yağmur gibi yağdırdığı kurşunların arasında can kurtardı. İşte o gece 3 sağlık çalışanının İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde canlarını hiçe sayarak hayat kurtardığı o anlar. Hastanın yanına indik, hastanın durumunu kontrol ettik. Daha sonra biz sedyeyi alırken ateş edilmeye başlandı. 3 sağlık çalışanı darbe girişimi gecesinde kurşunların arasında hayat kurtarma telaşında. İşte bu görüntülerde o anlara ait ama işleri hiç kolay değil. Çünkü üniformalı teröristler bu kez yaralıyı almaya gelen sağlık çalışanlarına kurşun yağdırdı. Kurşunlar üstümüze yağıyordu ama yerde yatan bir hasta vardı. Genel durumu çok kritikti. Hemen onu oradan götürmemiz gerekiyordu. Saraçhane'deki Büyükşehir Belediyesi'nin önünde onlarca yaralı vardı ama birinin durumu kritikti. Ambulans o noktaya böyle ulaştı ama sonrasında can pazarı kuruldu. Daha ambulanstan iner inmez kurşunlar yağmur gibi üzerlerine yağmaya başladı. Kurşun nereden geldiğini bilemiyoruz. İnsan ister istemez tedirgin oluyor çünkü can güvenliğiniz var, hastanın can güvenliği var. Hastanın durumunu kontrol ettik. Daha sonra biz sedyeyi alırken ateş edilmeye başlandı. Orada ilk gelen ateş sesinde önce bir ürküyoruz, geri çekiliyoruz. Kendi askerinin polisinin çatıştığı bir ortamda bir yaralı almak çok acı yani. Allah bir daha kimseye yaşatmasın öyle bir gün. Sağlık çalışanları bu kez ikinci hamleyi yaptı. Tam sedyeyi indirip yaralıyı alacaklardı ki kurşunlar yeniden üzerlerine yağdı. Ambulansa sığındılar ama yaralı kan kaybediyordu. Çok fazla kanaması vardı. Belki bir 10-15 dakika daha geç kalınabilseydi hasta hayatta olmayabilirdi. Kurşun yağmuru bitmeyince sağlık çalışanları canlarını hiçe sayıp yaralıyı hızla sedyeye aldı. Allah'tan hiçbirimize isabet etmedi yahut aracımıza isabet etmedi. Hemen oradan hastayı aldık yani hızlı bir şekilde sedyeye geçirdik. Hemen oradan uzaklaştık olay yerinden. 3 sağlık çalışanı kurşunlara aldırmadan yerdeki yaralıyı aldı, ambulansa bindirdi ve hastaneye doğru gitmeye başladı. Dakikalar çok önemliydi çünkü hastanın durumu kritikti. Ve 3 sağlık çalışanının hızı, azmi o hastayı, o yaralıyı ayakta tutmaya yetti.